edebiyata girişle yani edebiyata girmeseydik hocam girmek ya. Zorundayız sonuç çünkü edebiyatın ne olduğunu bilmemiz lazım. Acaba edebiyatta bizlere neler söyleyecekler? Edebiyat nedir hocam? Edebiyat nedir? Bunu sana anlatacağım ama öncesinde edebiyatın ne olduğunu merak etmeden önce bugün ne işleyeceğimizi sana söylemek istiyorum Sonuç'um. Bugün edebiyatın Türk tarihiyle bağlantısını, edebiyat eserlerinin nasıl yazıldığını, bizim insanımızın, bizim milletimizin edebiyata ne kadar önem verdiğini göstereceğiz ve tabii ki bazı yazılıda çıkabilecek bazı şeyler de öğreneceğiz. Yani hem genel kültür açısından edebiyat öğreneceğiz, hem böyle tarihimizde acaba neler yazdık, hangi eserleri verdik, hem de yazılılarla alakalı soruların nasıl gelebildiğine dair seni bilgilendireceğiz. Edebiyatın ne olduğunu, edebiyatın tarihi... Edebiyata dönemi... girelim hocam o zaman. Bu konuyu öğrenirsen gerçekten sınavlardan bayağı iyi bir not alacaksın. Metinlerin sınıflandırılması, dille ilgili kavramlar, düşünce geliştirme yolları, iletişim yolları ve dilin işlevlerine bakacağız. Yani edebiyatı halledeceğiz, kurtulacağız, rahatlayacağız. Şimdi Tomuç'um. Bugün biter mi hocam bu iş? Bugün değil, hemen birazdan 25 dakika içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Belki yarım saat sürebilir ama daha kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Şimdi Tomuç'um, edebiyat deyince insanlar genellikle edebiyatı, edebiyat yapma derler yani. Bana masal anlatma. Bilmiyorum, acaba nedir hocam? Edebiyat bilim dalı mı, sanat dalı mı? Nedir herkes merak ediyor. Edebiyatın ne olduğunu esasında şu şekilde tanımlayabiliriz. Olay, düşünce, duygu ve hayalleri estetik bir biçimde ifade etmek. Mesela bak, Abdurrahim Karakoç şiirinde diyor ki, sen çamlı dağlardan ağaran şafak, sen duru güllerin, göllerin nilüferisin, sen engin ovada sararan başak, sen umut kaynağı alın terisin demiş. Bak ne kadar güzel bir yorumlama. Ne kadar güzel gerçekten hocam. Edebiyat bu işte. Edebiyat duyguları, düşünceleri, hayalleri... Yan gelip yatıp yazıyor. Hayır öyle bir şey yok. Estetik biçimde anlatmak. Arapçadaki güzel öğe anlamındaki edep sözcüğünden geldiğini söyleyebiliriz. Edebe uygun yatmak. Ya ne alakası var Tonguç'um? Kitaplarla, şiirlerle, romanlarla haşir olduğumuz an, haşir neşir olduğumuz an ne oluyor? Bakıyoruz ki... Neşir olmak istiyorum. Ya ne diyorsun Tonguç'um? Niye beni sürekli sabot etmeye çalışıyorsun? Anlıyorum edebiyatın ilk videosu. Sen de heyecanlısın. Gerçekten öğrencinin bayıldığı bir ders. Yani derste bayılıyorlar. Hocam edebiyat hocaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten edebiyat hocalarını çok seviyorum. Çünkü ben de bir edebiyat hocası olarak tabii ki seviyorum. Böyle bir şey olamaz. Ama öğrenciler edebiyat dersine bayılıyor. Sen derse bayılıyor musun Tonguç'um? Bayılıyorum hocam. Evet edebiyat dersine bayılıyorlar. Çünkü birazcık edebiyat hocaları notları biraz kıt olabiliyor. Neden? Çünkü çok güzel yazı yazmamızı, çok güzel bilgileri vermemizi istiyorlar. Daha çok yazdığımızdan değil de yazmadığımızdan puan kırıyorlar. Ben de her ne kadar edebiyat hocası olsam da lisedeyken edebiyat dersinden bir türlü yüksek notlar alamazdım. Hoca çok kıt kanaat not verirdi. O yüzden iyi çalışmamız gerektiğini ben de iyi hatırlıyorum. Şimdi Tonguç'um, bu resme baktığında ne görüyorsun öncelikle? Bana onu söyler misin? Hiçbir şey görmüyorum hocam. Aferin. İşte hiçbir şey göremiyorsan bu bir edebiyattır. Niye? Çünkü buradaki resmi farklı bir açıdan inceliyorsun. Halbuki ben bu resme baktığımda... Sanatçı bu resimde Çin Seddi'ni canlandırmış. Evet bak, Çin Seddi var ve üzerinde işte çare deli dumrul, ah Çin Seddi yeter, inş Çinlim ya gibi cümleler var. Biz Türkler İslamiyet'le tanışmadan önce konar göçer hayat yaşarken yani Hunlar ve Göktürkler döneminde gerçekten çok sağlam akınlar yapıyoruz ve Çinliler bizden tırsıyorlar. Ve biz Çinliler bizden tırsıkları için Çin Seddi yapıyorlar. Ve bu Çin Seddi ile bize karşı bir önlem alıyorlar ve biz bu önlemler sonrasında kendimiz onları fethetsek bile asla ve asla asimile olmamak için kendi içimize almıyoruz. Bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü edebiyatın diğer bilimlerle yani tarihle insanla bağlantısını inceleyeceğiz birazdan. Mesela tarihte biz hangi konuları işliyoruz? Tarihte İslamiyet önceki Türk tarihi, Selçuklular, Osmanlılar, Karahanlılar bunları işliyoruz değil mi? İşte edebiyat da bununla iç içe. İslamiyet önceki Türk edebiyatı. Divan edebiyatı mesela Osmanlı tarihine denk gelecek. Dolayısıyla edebiyat ve tarihin iç içe olduğunu göreceğiz. Bunların hepsini beraber pekiştirdik. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Türk edebiyatının dönemlerine baktığımızda, bu kadar mı edebiyat hocam? Bitmedi. Biraz daha anlatacağımız şey var. Hiç endişelenmene gerek yok. Gerçekten dikkatli bir şekilde dinlersen konuları rahat bir şekilde öğreneceksin. Ve edebiyatın esas o kadar da sıkıcı bir ders olmadığını, keyifli ve lezzetli bir ders olduğunu, leziz bir ders Lezizül Aziz. Şimdi bak, İslamiyet öncesinde bir sözlü edebiyat var, bir yazılı edebiyat var. Sözlü edebiyattan kastımız yani yazıya geçirilmemiş. Zaten biz konar göçeriz ya, sürekli savaşıyoruz, hareket halindeyiz. Hiçbir şekilde böyle kağıdın üzerine yazı yazmıyoruz. Tek yazdığımız İslamiyet öncesinde yazılı eser Göktürkler döneminde Orhun kitabeleri var ilk olarak. Bir de Uygurlar döneminde böyle Mani diniyle alakalı, Budizmle alakalı metinler var. Ama temelinde savlar, sagular, koşuklar hep sözlü edebiyat dönemi ürünleri. Niye hocam sözlü, niye daha çok sözlü edebiyat? Çünkü konar göçer hayat yaşıyoruz. Yazılı olarak yazdığımız ilk eser taşın üzerine yazdığımız Orhun kitabeleri. Sonrasında İslamiyet'le tanışacağız. Ne zaman? 751 Talas Savaşı'ndan sonra biz Türkler İslamiyet'le tanışıyoruz. Ve İslamiyet'le tanıştıktan sonra bu geçiş döneminde, Karahanlılar döneminde işte Hakan Eyleçesi'yle Kutadgu Bilikler, Divan-ı Lügat-ı Türkler, Atabetül Hakayıklar, Divan Hikmetler gibi çok değerli didaktik eserler yazılıyor. Hatta Araplara Türkçe öğretmek için bir sözlük bile yazıyoruz. İslamiyet'e geçtikten sonra halk edebiyatı ve divan edebiyatı birlikte ilerliyor. Halk edebiyatı dediğimiz şey böyle dörtlükler halinde sade bir dille yazılan şiirler. Bu şiirleri okuduğun zaman zaten çok rahat anlayabiliyorsun. Böyle hece ölçüsü yazılmış leziz şiirler. Fakat divan edebiyatı var ki divan edebiyatı biraz
böyle Osmanlı'nın ihtişamının, Osmanlı'nın gücünü yansıtır gibi. Böyle Divanul Lugatü Türk. O ayrı, o Divan Lugatü Türk geçiş dönemi dedi. O Araplara Türkçe öğretmek için yazmış sözlük. Bu divan şu Tonguç'um. Divan edebiyatında böyle birazcık toplumsal... İstikbal divan mı, divanlarıdır. Hayır, ne alakası var, hiçbir alakası yok bak. Divan edebiyatında sanatçılar toplumsal gerçeklerden, bilimsel gelişmelerden uzak bir şekilde soyut kavramları ele alacaklar. Konudan çok konunun işlenişine önem verip... Sanat sanat içindir. Sanat sanat içindir deyip, harikasın bak, gerçekten çok iyi yakaladın Tonguç'um. Sanat sanat içindir deyip çok güzel eserler verecekler. Ve bu eserleri de birazcık ağır bir dille, süslü bir dille yazacaklar. Niye? Çünkü... Hiçbir şey anlamıyoruz. Yani hiçbir şey anlamıyoruz. Bazen... Ben halkım, hiçbir şey anlamadım. Sen halk edebiyatını tercih etmen gerekiyor. Çünkü sen gerçekten sade dile önem veriyorsun. Ama biraz daha süslü, rüküş, kokoroş bir şey gördüğün zaman buna divan edebiyatı diyeceksin ki bu da zaten konuların temeli oluşacak. Yani şimdiye kadar hiç edebiyat dersi gördün mü orta öğretimde? Hayır, görmedim hocam. 6. sınıfta, 7. sınıfta. Çok korkuyorum o yüzden. Hiç korkmana gerek yok. Gerçekten leziz bir ders. Sadece bazı kavramlar var, onları iyi bilmemiz lazım. Mesela anonim dediği söyleyeni belli olmayan eserler olacak. Tekke dediği böyle Yunus Emre'lerin, işte Hacı Bektaş Veli'lerin, Pir Sultan Abdal'ların yazdığı dini içerikli şiirler olacak. Aşık edebiyat dediği de elinde sazla Karacaoğlanların, Köroğulların, Dadaloğulların yazdığı şiirler olacak. Bunlarla hiç korkmana gerek yok. Şimdi bir de Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı var. Şimdi biz İslamiyet öncesinde kendimiz, kendi kafamıza göre hareket ediyorduk. Hatta Çinliler bizden tırsıyorlardı, duvar yapıyorlardı. Biz konar göçer bir hayat yaşıyorduk. İslamiyet'e geçtikten sonra tabii ki Arapça ve Farsça etkisinde eserler yazacağız. Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı ise zamanla biz Batı'ya yöneleceğiz. Niye? Batı'da Fransız ihtilali, işte Batı biliyorsun coğrafi geçişlerle zenginleşecek. Aynı zamanda Rönesans, Reform, Fransız ihtilali, sanat devrimi ve biz yüzümüzü Batı'ya çevirip Batı etkisinde Tanzimat döneminde sanat için sanat, Sertifünün Fecrati döneminde toplum Tanzimat döneminde toplum için sanat, Sertifünün ve Fecrati döneminde sanat için sanat yapacağız. Bunların detayı önemli değil zaten. Bunu hoca sınavda sana soramaz. Bunlar 11. sınıf konuları. Ama Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde ise daha böyle milliyetçi, daha ulusal konulara değineceğiz. Şimdi edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine bakalım. Buradan bir soru gelir. Buraya hemen soru gelir yazıyorum. Bunu hocalar genelde sınavda mutlaka öğrencilere bunu soruyorlar. Diyorlar ki edebiyatın işte tarihle ilişkisi nedir? Coğrafya ile ilişkisi nedir? Psikolojiyle, sosyolojiyle, felsefeyle ilişkisi nedir? Birincisi şunu çok iyi bilmen lazım Tonguç'um. Edebiyatın konusu insandır. Dolayısıyla insanı konu alan tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe de edebiyatla birebir iç içedir. Mesela Tarık Buğra'nın yazdığı Osmancık adlı eser direkt olarak insan, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla alakalı ve tarih de bunu sen okuyorsun, öğreniyorsun, Osmanlı İmparatorluğu şöyle kurulmuş, böyle kurulmuş ve buradan yola çıkarak diyorsun ki aa, ben bir esasında edebiyat kitabı okudum ama tarihi bilgi de edindim. Veyahut da coğrafyada Evliya Çelebi'nin yazdığı Seyahatname esası abartılı dili nedeniyle birazcık tarihi eser olarak kabul edilmez. Böyle biraz daha edebi eser olarak kabul edilir. Veyahut da Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı ilk psikolojik romandır. Suat Hanım ve Süreyya Bey arasındaki ve aynı zamanda diğer karakter arasındaki bir yasak aşkı konu edinir. Aman anta Allah'ım, nasıl bir şey evet, böyle? Psikolojik tahliller vardır. Sosyoloji açısından baktığımızda ise bir toplum, sosyoloji biliyorsun toplumları inceliyordu. Psikoloji insan davranışlarını inceliyordu. Şinasi gel evladım. Bir dakika Tonguç'um, Şinasi nereden çıktı ya? Ha. Şinasi hocam sosyoloji yazmış. Evet, Şinasi esasında şöyle. Burada Şinasi'nin yazdığı şair evlenmesinde toplumdaki görücü sülüyle evlenmeyi anlatıyor. Mesela şair bir adam var, evlenmek istiyor. Ona önce küçük kızı gösteriyorlar, genç kızı. Diyorlar ki sen bununla evleneceksin. Sonra yaşlı ablasıyla evlendiriyorlar falan. Çok komik bir şey. Görücü sülüyle evlenilmez. İnsanlar tanışmalı, konuşmalı diye böyle bir toplumsal bir eleştiri yapıyor esasında Şinasi. Mehmet Rauf'ta ise psikolojik tahlillere değer veriyor. Peki şimdi biz bunu niye anlatıyoruz? İşte sosyoloji toplumları inceler. Dolayısıyla edebiyatta toplumların neler yaptığını, toplumların nasıl incelenmesi gerektiğini, toplumların edebiyata nasıl yansıdığını gösterir. Psikoloji insanların davranışını inceler. Edebiyatçılar da eserlerinde insan davranışlarına önem verir ve bunlarla alakalı yorumlar, tahliller yapar demelisin. Zaten insanın yaşadığı yeri inceleyen coğrafya edebiyatın da tabii ki temelini oluşturur. Edebiyatın güzel sanatlar ilişkisine baktığımızda öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Edebiyat güzel sanatlar içinde işitsel, yani fonetik sanatlara giriyor. Dolayısıyla sana edebiyat güzel sanatlarla ilişkisi nedir dediğinde güzel sanatlar içinde işitsel, parantez içinde fonetik sanatlara girer diyeceksin. Başka ne var böyle? Müzik var. Görsel sanatlar nelerdir? Resim, heykel, mimari, minyatür ve hat. Dramatik sanatlar nelerdir? Yani böyle dramatize ediyorsun, oynuyorsun. Tiyatro, dans, sinema, opera ve bale. Şimdi, o zaman dans hocam. O zaman dans. Burada şunu iyi bilmen lazım. Sana sınavda bu tablonun hepsini yazmanı istemez. Ama edebiyatın fonetik işten sanatlar içerisinde olması bakımından diğer sanatlardan farkını sorabilir. Yani mesela heykelde
heykelle edebiyat arası fark ne? Sen heykelde mutlaka bir eser üretmek zorundasın. Ama edebiyatta sözlü okuduğun bir şiir bile bir edebiyat olabiliyor. Veya tiyatroda bir olayı dramatize etmen gerekiyor. Ama senin kağıda yazdığın bir tiyatro eseri bile bir edebi eser olabiliyor. Şimdi bir de metinlerin sınıflandırılması var Tomuç'un. Metinlerin sınıflandırılmasına geçmeden önce şunu çok iyi söylemek istiyorum. Bir sanat metinleri var, bir de öğretici metinler var. Ama sanat metinleri ve öğretici metinlere geçmeden önce, sanat metinleri ve öğretici metinlere geçmeden önce şunu çok iyi bilmen lazım Tonguç'um. İlk başta edebi metin ve öğretici metin nedir bir aklımıza tutalım. Mesela şöyle. Burada bir sanatsal metin var. Bir bunu okuyacağım, bir de öğretici metin okuyacağım. Sana sınavda da bu ikisi arasındaki farkı soracak. Şimdi mesela önce bir sanatsal metin okuyorum. Genç adam siyah hırkasını sırtına alıp evin dışına doğru ilerledi. Hocam çok güzel okuyorsunuz. Çitlere yaklaşırken yüzüne vuran rüzgar saçlarını dağıtıyordu. Yeşil vadi alabildiğine genişti. Kahverengi kurumuş bir kütüğün üzerine bağdaş kurup yoldan gelecek bir çift umudun yolunu gözlüyordu. Bak, yoldan gelecek bir çift umudun yolunu gözlüyordu. Böyle sanatsal bir durum var. Şimdi öğretici metine bakalım. Gezegenimizde 2150 çarpı 1018 litre su bulundu hesaplanıyor. Tüm okyanuslar, denizler... ne yapıyorsun Tonguç? Tüm okyanuslar... Efekt yapayım hocam. Güzel, mantıklı. Artık tabii Tonguç Akademi büyüdü, artık efektler de yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Teknolojik efektler. Teknolojik efektler. Evet, yani bu yatırım yapıyoruz. Tüm okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yeraltı suları buna dair. Şimdi arasındaki farkı net görebiliyoruz esasen. Bak bu daha böyle sanatsal, daha böyle özel cümlelerin, daha mecaz anlamlı sözcüklerin bulunduğu bir yer. Burada ise... Bilgi veriyor. Yani bu biraz daha sıkıcı. Ders kitabı gibi. Bilimsel bilgiler veren bir metin gibi. Şimdi o zaman sanatsal metin ve öğretici metin arasındaki farkı sana sınavda hoca soracak. Buraya yazıyorum bak. %100 yazıyorum bak. Hatta %99 yazardım normalde. Ama bu sene arttırdım. %100 soru gelir. Zam geldi. Buradan soru geleceğini nereden biliyoruz? Çünkü şimdiye kadar yani yıllardır bu işi yapıyoruz. Öğretmenler, öğrencilerin bunu bilmesini istiyor. Kazanımlarda çünkü bu var. Milletin Bakanlığı kazanımlarında o olur. Zaman keşke baştan anlattıklarınızı anlatmasaydınız, bunu anlatsaydınız diye. Hayır. Ya. Orada da sorulacak yerler var. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi vardı. Ne diyorsun yani? Niye sürekli bizi böyle... Hocam yana... sadece gelin istiyorum ben. Evet, edebiyat yapma diyorsun yani. Anladım. Güzel, yapacağız şimdi. Bak dikkat edin. Edebi sanatsal metinlerde cümleler daha çok mecaz veyahut da kelimeler yan anlamda kullanılır. Amaç burada estetik hazdır. Yani böyle bir keyif vermektir. Ve aynı zamanda öznel anlatım vardır. Yani yorum katılır eserlere. Kurgusal gerçeklik vardır. Gerçek bir şey değil de böyle bir kurgu vardır. Dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır. Bunların ne olduğunu birazdan göreceğiz. Dilin işlevlerinde. Yani böyle okuyucuya haz vermeye çalışıyor. Söz sanatları tabii ki burada vardır Tonguç'um. Ve tabii ki de betimleyici. Yani böyle tasvir eden, varlıkların ayırıcı özelliklerini anlatan ve öyküleyici öğelere yer verilir Tonguç evladım benim. Öğretici metine baktığımızda ise amaç bilgi vermek. Yani net bir şekilde böyle ansiklopedilerdeki gibi amaç bilgi vermek. Ve tabii ki sözcükler gerçek anlamıyla kullanılıyor. Nesnel bir anlatım var. Kesinlikle böyle yoruma, düşsel öğelere yer verilmiyor. Gerçekler dile getiriliyor. Dil göndergesel işlevde kullanılıyor. Göndergesel işlevin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Buradan da soru geliyor. Yani bilgi gönderiyor. Göndergesel işlev. Söz sanatlarına asla ve asla yer verilmez. Ders kitabında böyle bir şey olmaz. Açık. Her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği açıklayıcı anlatım ve tanımlayıcı, tanımlama vardır. Böyle tanımlayıcı anlatımlar vardır. Neyin ne olduğunu, bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerle tanımlar. Şimdi o zaman sanatsal metin verdiği zaman sana neler yazacağını biliyorsun. Öğretici metin yazdığı zaman neler yazacağını biliyorsun. Tonguç evladım benim. Şimdi peki sanat metinleri neler, öğretici metinler neler, onlara bir bakalım. Sanat metinleri, coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde bir şiir var. Bak bunu bilmelisin. Bunu işleyeceğiz zaten 9. sınıfta. Bir de olay çevresi oluşan metinlerde anlatmaya bağlı metinler, masal, fable, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye, roman var. Bunlar kendi aralarında küçük farklara sahip ama bilhassa masal ve roman arasında büyük fark var. Mesela masal tamamen hayali olaylar anlatıyor. Bana masal anlatmayın hocam. Anlatmak zorundayım Tonguç'um. Edebiyatın konusu bu. Masalda böyle evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye yer zaman belirsiz. Sonunda ders verme amacı var. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Böyle bir ders verme amacı var. Fabullarda hayvanlar konuşulacak. Destanlarda ulusal konular olacak. Halk hikayelerinde yine aşk konusu ya da kahramanlık konuları işlenecek. Mesneviler şiir şeklindeki daha çok ilahi aşk konusunu yani Allah aşkı konusunu anlatan eserler olacak. Manzum hikayeler şiir şeklinde hikayeler olacak. Burada Tevfik Fikret'in, Mehmet Akif Ersoy'un hikayelerini göreceğiz. Onlar manzum hikayeler yazıyor. Hikaye ve roman arasındaki fark da hikaye küçüktür roman. Yani hikaye romanın kısaltılmış hali gibi. Romanda hikayenin daha uzatılmış, uzun hali. Çünkü ikisinde de yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar var. Ama masallarda daha çok hayali olaylar, devler, cüceler var. Bunların hepsini zaten sınıflarımız ilerledikçe göreceğiz.
Göstermeye bağlı metinlerde tiyatroları göreceğiz. Burada trajedi, komedi ve dram var. Bunların detayını da yine öğreneceğiz. Trajedi ders verme amacıyla böyle hayatın acıklı yönleri anlatılırken, komedi de günlük yaşamdan böyle biraz daha insanı güldüren şeyler anlatılacak. Dram ise bildiğimiz tiyatro. Geleneksel Türk tiyatrosuna da gireceğiz Songuç'um. Orta oyunu, Karagöz, Meddah, Köy Seyirlik oyunlarına bakacağız. Ve bunlar da zaten bizim kendi kültürümüzle alakalı olduğu için mutlaka iyi bilmemiz gereken şeyler. Peki öğretici metinler nedir hocam dersen? Burada da tarihi metinler var. Tarihçilerin yazdığı eserler. Bunlar çünkü öğretici bilgi veriyor. Felsefi metinler, filozofların yazdığı, bilimsel metinler veya gazete çevresinde gelişen makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları yine öğretici metinlere giriyor. Niye? Mesela makale anlatılanların ispatlanmasının zorunlu olduğu böyle akademisyenlerin yazdığı metinler. Deneme sohbet havasında rahat rahat bence diyebildiğim metinler. Veyahut da fıkra gazetelerdeki köşe yazısı. Eleştiri sanat eserlerinin ya da kitapların eleştirildiği eserler. Mülakat soru cevap yoluyla karşıdan bilgi almak. Röportaj. Röportaj diye bildiğin şey esasında röportaj değil, biliyor musun Songuç'um? Nedir hocam? Röportaj diye bildiğin şey senin esasında mülakat. Sadece bir insana merhaba, adınız nedir? İşte ne bileyim şuna ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle sadece soru cevap varsa ona biz mülakat diyoruz. Ama röportaj mesela bir vazonun röportajını yapabilirsin. Nasıl yani? O vazoyla alakalı öncelikle genel bilgiler verirsin. Vazoyla konuşulur mu hocam? Çok mesela anlatıyorum sana. Şey. Anlatıyorum. Bu vazoyla alakalı bilgiler verirsin. O vaza ile alakalı resimler paylaşırsın. O vazanın tarihiyle alakalı öğrendiklerini aktarırsın. Sonra o vazanın bulunduğu yerle alakalı insanların görüşlerini alırsın. İşte bütün bunları toplam bir röportaj olabiliyor. Bir yerin, bir sanat eserinin ya da bir kişinin röportajı yapılabilir. Ama önemli olan burada sadece soru cevap olursa bunun mülakat olduğu gerçeğini öğreneceksin. Ve şaşıracaksın. Edebiyatın büyülü dünyasına kaybolacaksın. Kişisel hayatı konu alan metinlerde anıların hatıra olduğunu, günlüklerin günü gününe yazılan şeyler olduğunu, gezi yazısının gezdiğimiz gördüğümüz yerler olduğunu, biyografinin birisinin hayatının başkası tarafından anlatılması, otobiyografinin ise kendin pişir kendin ye olduğunu zaten bunları 8 sınıfta bayılıyorum böyle barbekülere hocam. Şimdi geldik iletişimin öğelerine. Bak yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz, hiç endişelenme. Oh be sonunda yani. Ne diyorsun Tonguç'um, yavaşla. Şimdi bak, Kuyucaklı Yusuf var mı sizde diyor bu arkadaş. O da evet işte burada diyor. Mesela görmüyor musun? Görmüyor musun diyor veyahut da al işte burada diyor. Şimdi bak burada bu ilk gönderdiği şeye biz ileti diyoruz Songuç'um. O iletiyi mesaj gibi hocam. Evet mesela ben şimdi sana bir mesaj gönderiyorum. Mesela SA diye mesaj atıyorsa. Bak şimdi ben sana SA diye mesaj atıyorum. AS. Sen de bana cevap veriyorsun AS diye. İşte benim gönderdiğim KİP diyorum sonra size. KİP tamam dur bir dakika şimdi. Ben SA diye mesaj attım ya sana. Bu bir ileti oluyor. Ben sana bir mesaj iletiyorum. Sen de bunu alıyorsun. Ve AS diye cevap veriyorsun. Aynı buradaki gibi. Tövbe yarabbim. Küfür mü ediyoruz yani birbirimize? Bir dakika Tonguç bak. Kuyucaklı Yusuf var mı sizde dedi bu arkadaşımız. İletiyi gönderdi. Bu arkadaşımız da alıcı. Evet işte burada diye bu iletiye bu soruya cevap verdi. Bunun dönmesine biz dönüt diyoruz verdiği cevaba. Bunun göndericinin gönderdiği mesajı ise ileti diyoruz. Bunların yaptığı iletişimin olduğu yer ise bağlam yani kitap mağazası. Kod ne? Türkçe. Yani burada Türkçe dilini kullanmışız. Peki başka bundan başka şeyler olabilir mi? Olabilir. Mesela şöyle düşün. Sen trafik ışıklarına geliyorsun Tonguç'um. Ne var trafik ışıklarında? Bir kırmızı var. Başka hangi renk var? İşte yeşil var. Sen kırmızıda duruyorsun, yeşilde geçiyorsun. Burada bir iletişim var. Şimdi kırmızının yanması bir ileti. Bak sana bir ileti gönderiyor. İletiyi gönderen kim? Trafik lambası. Bak buraya çok dikkat et. Kırmızı ışık yandığında iletiyi gönderen gönderici trafik lambası. İleti ne? Dur. Dur ya kırmızı ışık. Peki alıcı kim sensin? Sen de duruyorsun. Senin durman da bir dönüt. Yani eğer sana orada bir polis çıksa dur dese, sen de durdum desen aynı şey. Kırmızı ışık yanıyor ve sen duruyorsun. Burada alıcı olaraktan sen iletiyi alıp dönüt yapıyorsun ve duruyorsun. Bağlam ne? Trafik lambalarının olduğu yer. Dolayısıyla iletişimde ileti, alıcı, dönüt, gönderici, kod son derece basit şeyler. Senin gönderdiğin mesaja biz ileti diyoruz. Alıcının cevap vermesine dönüt diyoruz. Gönderici gönderiyor, alıcı alıyor. Gönderici iletiyi gönderiyor, alıcı da iletiye dönütle cevap veriyor. Burada kodumuz da dilimiz Türkçe oluyor. Bağlam ne? Bulunduğumuz yer olacak, bunu bilmemiz lazım. Bir de dilin işlevleri var, hiç korkmana gerek yok. Artık tad almadır hocam, ondan sonra dondurmayı yalamaktır hocam. Ondan sonra evet, hocam... dondurmayı yalamak için, tad almak için veyahut da bir şeyin sıcak mı soğuk mu olduğunu öğrenmek için dili kullanıyoruz. Ama buradaki dil lisan manası, lisanın işlevleri. Şimdi birincisi dilde göndergesel işlev var. Göndergesel işlev ne biliyor musun? Dil bilgi veriyor. Sürekli karşı tarafa bilgi veriyor. Mesela ben şu anda dili göndergesel işlevde kullanıyorum. Niye? Sürekli olarak bilgi veriyorum. O zaman mesela Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları'dır diyorsa, bilgi veriliyorsa, bilgi verilir diyorsak biz buna göndergesel işlev diyoruz. Niye? Bilgi gönderiyor. Heyecana bağlı işlev ise yaşasın kar yağıyor diye bak heyecan bildiriyor. Burada zaten heyecan kelimesi net belli. Göndergesel kelimesi biraz kafa karıştırdığı için buraya bu notu yazdım. Alıcıyı harekete geçirme işlemi ise belli. Kullanım kılavuzlarında, ilaç prospektüslerinde mesela sabah akşam iki defa içiniz.
cihazı kullanmadan önce ilk başta şarj ediniz. Cihazın bozulması durumunda iki kere açıp kapattınız. Kendine gelir. Bu tarz şeyler kullanım kılavuzlarına yazıyor. Niye? Çünkü bunlar alıcıyı harekete geçiriyor. O zaman kullanım kılavuzlarındaki o değil, alıcı ilaç prospektüsündeki o değil, alıcıyı harekete geçirme işlemi. İşlevi olacak tabii bu işlemi değildi. Bir de kanalı kontrol şey var. Şu anda beni anlıyor musun Tonguç'um? Anlıyorum hocam. Ha, şimdi ben kanalı kontrol ettim. Niye? Mesela orada kimse var mı diyorum. Yani ben mesela burada seninle bir iletişim yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bir iletişim yapıyoruz. Bu iletişim sırasında sen anladın mı anlamadın mı diye sana soru sorman kanalı kontrol şey oluyor. Bir de dil ötesi işlev var. Dil ötesi işlevi de şu. Türkçe'de sözcük kökleri isim ve fiil kök olarak ikiye ayrılır. İşte burada da dil bilgisi konuları anlatılır. Eğer sana isimden, sıfattan, zamirden, zarftan bahsediyorsa bu tabii ki dil ötesi işlev oluyor. Niye böyle bir şey? Çünkü dilin gerçek işlevi ne haber abi iyi misindir? Ben seninle konuşurken Tonguç nasılsın, sıfattan nasıl gidiyor diye soru sormam. Veya belge sıfat hakkında ne düşünüyorsun Tonguç diye sormam. Normal nasılsın iyi misin? Su ver işte şunu getir bunu getir diye şekilde konuşurum. Ama dilin ötesinde bir işlevi vardır esasında. Gramer yani dil bilgisi konuları vardır. Bunu da net bir şekilde İşlenilen şeyler burada dil ötesi şey oluyor. Bir de şiirsel işlev var ki bu da şiirlerde oluyor. Bak anahtar kelimemiz şiir. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor diyor Orhan Veli Kanay'ın. Şimdi bir de dilin kullanımından doğan türleri var. Ağız deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Ağız deyince hocam benim ağzım da geliyor hocam. Dudaklarımın arasında olan zımbırtı. Harika ama bu ağız o ağız değil. Burada ağız dediğimiz şey bir ülkenin sınırları içerisindeki farklılaşan konuşma biçimleri. Mesela bir örnek verelim. Karadeniz i̇yi ağzı. İyi misin gelebilecek misin Hapura'ya diyor bak. Burada Hapura'ya gelirim. Mesela iyi misin gelebilecek misin buraya dese o İstanbul ağzı olmuş olacak. Ama o ne diyor? İyi misin gelebilecek misin Hapura'ya? Burada bak Karadeniz ağzıyla konuşuyor. Niye? Hocam elit İstanbul ağzı söyler misiniz? Nasılsınız? Öncelikle buraya gelebilecek misiniz? Teşekkür. Böyle kıl konuşuyorsa ya gerçekten tüylerim diken oluyor. Böyle konuşulmaz ki. Yani biz nasıl konuşuyoruz? Baba ne haber? Akıyor muyuz falan bu şekilde yani gidiyor muyuz? Nasılsın? Bu biraz daha farklı bir yer. Mesela sokak ağzıyla konuşur musun Tonguç'um? Siz kendi okul ağzınızla. Hey kuru ne yapıyorsun? O kadar da değil canım o kadar. Ya siz daha çok Apache dili kullanıyorsunuz galiba değil mi? Evet hocam biz hamçoyuz ve çeçoyuz aynı zamanda. Güzel hamçolar, çeçolar ve barzolar olarak hepinizi edebiyatın büyülü dünyasına bekliyoruz. Şimdi iyi misin çelebilecek misin bunu Hapura'ya dediğimizde bir ülkenin sınırları içerisindeki farklılaşan konuşma biçimi. Karadeniz'de başka türlü konuşuluyor, Güneydoğu Anadolu'da başka türlü konuşuluyor, Yozgat'ta başka türlü konuşuluyor, İzmir'de başka türlü konuşuluyor, İstanbul'da başka türlü konuşuluyor. Şiveye baktığımızda ise bir dilin yazılı kaynaklardan izlenebilen tarihi gelişim içinde ayrılmış kollarıdır. Mesela 20 yaşım var dediğinde 20 yaşındayım diyor. Bak 20 yaşım varla 20 yaşındayım arasında bir ciddi farklılıklar oluşmaya başlıyor. Azeriler kaç yaşındasın demez de neçe yaşım var der. Neçe yaşım var. Yani gene anlıyorsun hani kaç yaşın var neçe yaşın var anlıyorsun. Ama bazı kelimeler mesela Azerice'de çok farklı anlamlara geliyor. Bize, abartmışlar hocam yani. Evet bize bazı kelimeleri Azerice'de kullansan. Ben gelirim. Azerice'deki bazı kelimeleri Türkçe kullansan kavga çıkar. Çok tehlikeli kelimeler var. O yüzden bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Şive farklılaşıyor. Lehçe ise o zaman Azerice'de bak ne olmuş? 20 yaşın var 20 yaşındayım. Neçe yaşın var kaç yaşındasın gibi. Lehçede ise bir dilin yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerine ayrılmış kollarıdır. Burada artık tamamen dil değişiyor. Mesela Yakut'ta hayda olar out. Ne anladın sen buradan? Hiçbir şey anlamadım hocam. Esasında nasılsınız dedim ben. Aa. Bak buradaki dil tamamen farklılaştı. İşte lehçede bayağı bir farklı var. Ağız anlıyorsun. Şiirde bazı farklılıklardan dolayı kaçırabiliyorsun. Lehçede hiçbir şey anlamıyorsun. Niye artık yazılı kaynaklarla izlenemiyor artık. Bulamıyorsun. Nerede değiştiğini bilemiyorsun. O zaman ağız ve şiirin örneğini burada verdik. Lehçede mesela hayda olar out. Nasılsınız diye gösterdik. Argo nedir? Argo örnek verebilirsin Tonguç'um. Hocam hey bro bro ne yapıyorsun? Bu tarz şeylere bak. Mesela Angut musun? İşte veyahut da ne bileyim Oha çüş gibi ifadeler argo. Belli bir toplumun anlayabileceği sözcükler ve bunlar... Küfürler nedir hocam? Küfürlere örnek veremeyiz burada. Saçma sapan konuşma evladım. Jargon ise burada mesela... Argon gazının jantisi hocam. Evet argon gazının jantisi. Janti argon. Öyle bir şey yok. Tonguç'um jargon dediğim şey sadece mesela doktorların kendi aralarında konuştuğu jargon vardır. Veyahut da burada gemicilerin mesela dümene iskele yönünde hızla basmak. İskele alabanda diyor. Sen ne diyorsun ya anlamıyorum. Dümene iskele yönünde hızla basmak. Bu gemicilerin kendi aralarında kullandıkları bir jargon olmuş oluyor. Argo ise günlük hayatta daha çok kullanılmaması gereken, yazı dilinde olmaması gereken bir dil. Standart ölçülü dil ise ülkenin resmi kurumlarında kullanılan ve yazı dili olan dil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Burayı da anlatmış olduk. Şimdi bir de düşünce geliştirme yolları var ki bunu çok önceden beri biliyorduk Tonguç'um. Onu da gösterdikten sonra artık videomuzu kısa süre içerisinde bitiriyoruz. Birincisi. Düşünce geliştirme yollarını daha çok bize sınavda hangisinden yararlanılmıştır diye sor. Anlatım biçimlerini hangisinde
ağır basmaktır diye sorarken hangisinden yararlanılmıştır veya hangisi vardır yoktur diye sorar. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi tanımlama nokta nokta nedir sorusunun cevabıdır. Bu nedir sorusunun cevabı tanımlamadır. Karşılaştırmanın içerisinde daha, en, kadar, ise gibi sözcükler vardır. Ve bu böyleyse bu böyledir. Ben buna gibi cümlelerle devam eder. Sayısal verilerden yararlanmada oran, miktar sözcüklerine dikkat çeksin Tonguç'um. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü tırnak içinde aktarılır ve tanık gösterilir. Benzetme deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Arkadaşlarımız okul çıkışında dayak atmadır hocam. Hayır, saçmalıyorsun, öyle bir şey yok. Benzetme, zayıf olan varlıkları güçlü olan varlıklara benzetmek. Mesela aslan gibi güçlüsün Tonguç dediğimde ben seni aslana benzetiyorum. Örneklemede ise misal, örneğin kelimeleri kullanılır. Burada şuna dikkat et. Sana uzun bir paragraf verir. Bu paragrafta hangisinde yararlanılmıştır derse dikkat edeceksin. Tanım var mı? Karşılaştırma var mı? Benzetme var mı? Örneklem var mı? Bulacaksın. Dikkat etmezsen kaçırabilirsin Tonguç'um. Bir de anlatımın özellikleri vardır ki açıklık, yalınlık, akıcılık, duruluk. Bunu da söyleyelim ve artık bitirelim. Tabii bitirmeden önce şunu da söyleyelim. Biliyorsun 9. sınıf Eylül programında biz şu anda edebiyata giriş canlı yayın çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi geldik 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı'dan bir de ödevler vermek istiyorum sana. Tabii ki taklarımız var. Taklardan ödevler yapacaksın ama önce bir konuları iyice öğrenmen lazım. Bak bunların hepsini biz burada sayfa sayfa sana söylüyorum. Sen de bu kitabı aldıysan hemen buradan ödevlerini yapmaya başlayalım. Sayfa 12'den başlıyor Tonguç'um. Buradaki sol taraftaki konu anlatımını okuyacaksın. Yani felsefeyle, psikolojiyle, coğrafyayla, tarihle bağlantılı. Ne kadar güzel bir kitap olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre net bir şekilde anlattık. 14. sayfa, 16. sayfa ve yanındaki sorular tabii ki. 18. sayfa, 20. sayfa. Bu sayfadaki soru kesin gelecek. Yani bunu net bir şekilde sana soracak. Bir Rize'yi anlatacak bilgisayar olarak, bir de Rize ile alakalı bir şiir yazacak. Arasındaki farkı sana hoca sınavda soracak. Biz de zaten sorarlar demiştik. Bununla alakalı soruları da mutlaka çözmelisin. Anlatım türlerini, düşünce gelişim yollarını buradan pekiştirdiğin zaman öğrenirsin. Şunlarla alakalı, yani ağızla alakalı, şiveyle alakalı, lehçe, argo, jargonla alakalı da sana bilgi verecekler. Argo mesela neymiş? Standart dilden ayrı olarak kullanılan ve belli bir topluluğun anlayabileceği sözcük dağarcığıymış. Bunları öğrendiğin zaman konuyu bitirmiş olacaksın. Son sayfa olarak da sayfa 28'i vermek istiyorum. Sayfa 28 ve sayfa 30'daki bilgiler de sınavda çıkacağını sana söylemiştik. Bunları çalışırsan sınavdan iyi bir not alırsın. Şimdi şurada bitirelim ve bitirelim artık bak. Açıklık her okuyan aynı anlamı çıkarıyor. Yalınlık sanatlı söyleşten uzak. Böyle biraz daha sade bir söyleyiş. Akıcılık rahat rahat okunabilmesi. Bunun biraz daha ötesine sürükleyicilik diyoruz. Duruluk ise gereksiz sözcüklere yer verilmemesi. Eğer sen gereksiz sözcükler kullanıyorsan anlatım bozukluğuymuş oluyorsun. Bu da duruluk ilkesine aykırılık olmuş oluyor. O zaman dersimizi artık bitirebiliriz Tonguç'um. Ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.